tüm canlılar için çok önemlidir. Evet, şimdi ders kitabınız önünüzde olduğunu düşünüyorum ve sayfa 183'teki bir çalışmayı birlikte yapmaya ne dersiniz? Hazırlamayanlar için bekleyebilirim. O sırada da siz hazır olanlar diğer arkadaşlarını beklerken öğrendiklerimizi zihinlerine toparlayabilirler. Şu ana kadar neler öğrendik düşünelim. Canlıların özelliklerini öğrendik. Hangi özelliklere sahip olursa canlı olarak adlandırabileceğimizi öğrendik. Ve şimdi herkes hazırsa ders kitabımızın 183. sayfasındaki çalışmayı birlikte yapabiliriz. Yapalım. Evet, burada hayvanları bize örnek olarak hayvanlar verilmiş. Evet, hayvanlar büyür, beslenir, hareket eder, çoğalır, solunum yapar, tepki verir ve boşaltım yapar. Peki acaba bu yukarıda verilen özelliklerden bitki, hava, su ve toprak için hangilerini işaretleyeceğiz? Hadi birlikte bakalım. Bitkiler büyür. Bitkiler büyür müydü? Büyür. Evet, bitkiler büyürdü. Hatta sınırsız bir büyüme gösterirlerdi. Ağaçları düşünelim. Çok küçük bir şekildeyken çok büyük olana kadar geliştiğini, büyüdüğünü gözlemlemişizdir. Beslenir miydi bitkiler? Evet. Nasıl beslendiklerini sizinle dersin başında incelemiştik. Hareket ederler. Evet. Çoğalırlar. Evet, çoğalırlar. Solunum yaparlar. Solunum yaparlar. Her işaretlediğimiz maddede solunum yaparlar, nasıl yaparlardı düşündüğünüzü hissediyor gibiyim. Ya da evet çoğalırlar ama nasıl çoğalıyordu bitkiler diye zihninizde bunu düşündüğünüzü hissediyorum çocuklar. Eğer bu şekilde ilerliyorsak konumuzu zaten öğrenmişiz demektir. Aferin size. Tepki verirler. Boşaltım yaparlar. O zaman bitkiler için canlıların ortak özelliklerini taşıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Geldik havaya. Hava büyür mü? Hayır. Beslenir mi? Hayır. Hava hareket eder mi? Hava çoğalır mı? Hava solunum yapar mı? Hava tepki verir mi? Hayır. Hava boşaltım yapar mı? Hayır. Hatta bazı özelliklerin size çok komik geldiğini ve güldüğünüzü duyar gibiyim. Evet, hava bu özelliklerin hiçbirine sahip değildir. Peki su? Su büyür mü? Hayır. Beslenir mi? Hayır. Su hareket eder mi? Hayır. Peki su çoğalır mı? Su solunum yapar mı? Hayır. Su tepki verir mi? Su boşaltım yapar mı? Hepinizin hayır dediğini duyar gibiyim. Evet, su bu özelliklerin hiçbirine sahip değildir. Peki toprak? Toprak büyür mü? Hayır. Beslenir mi? Hayır. Hareket eder mi? Hayır. Toprak çoğalır mı? Hayır. Toprak solunum yapar mı? Hayır. Toprak tepki verir mi? Hayır. Boşaltım yapar mı? Hayır. Düşündük ve hiçbir özelliğe sahip olmadığına emin olduğumuzu biliyorum. Yukarıdaki varlıklardan hangileri canlıdır? Nedenlerini yazınız. Şimdi isterseniz kitabınıza siz bunu yazarken yanında kitabı olmayan arkadaşlarımız bunu bir yere not da alabilir. Bazıları bunu zihninden de cevaplayabilir ve cevaplarımızı karşılaştıracağız. Evet, şu an sizi bekliyorum ve yazdığınızı düşünüyorum. Yukarıdaki varlıklardan hangileri canlıdır çocuklar? Evet, hayvanlar ve bitkiler canlıdır. Çünkü hayvanlar ve bitkiler dersimizin başından bu yana gördüğümüz bütün özelliklere sahiptir. O yüzden hayvanlar ve bitkiler için canlıdır deriz. Peki hangileri cansızdır ve neden? Hava, su, tablomuzdan da anladığımız gibi hava, su ve toprak cansızdır. Nedeni ise canlılara ait ortak özelliklerin hiçbirini göstermemektedir. İlk bakışta cansız olduğunu düşündüğümüz tohumlar aslında uyku halindeki canlılardır. Uygun ortam koşullarında toprağa ekildiklerinde yaşam döngüleri başlar ve yeni bitkiler oluştururlar. Canlanması için hava, alan ve sıcak bir ortama ekilmesi, belirli aralıklarla da sulanması gerekir. Evet, ders kitabımıza da yer alan bir şablon bu çocuklar. Gördüğünüz bu görselde fasulyenin yaşam döngüsünü görüyoruz. Birinci evremiz, evet, tohum evresidir.
Yeterli miktarda nem ve sıcaklık olduğunda tohum harekete geçer, kabuğundan çıkar, kırılır, çimlenmeye hazırdır. İkinci evremiz çimlenme, kök toprağın derinliklerine doğru gelişir, bitki toprağa tutunur ve küçük bir filiz dışa doğru büyür. Üçüncü evremiz ise, evet, erişkin bitki. Bitkinin yaprakları büyür, artık bitki kendi besinlerini üretmeye başlar bu evrede. Ve dördüncü evre, çiçek kendi tohumlarını üretme evresi. Yeni tohumlar üretir ve ölür. Burada da kadife çiçeği ve sardunyayı örnek olarak size gösterdim. Kadife çiçeği adından da anlaşılacağı gibi yapraklarına dokunduğumuzda kadifemsi bir his verir bize. Yumuşacık bir çiçektir ve bu çiçek mevsimlik yaşar. Sardunya çiçeği ise, evet, evlerinizde de vardır, görmüşsünüzdür sardunya çiçeğini. Bazı sardunya çiçekleri çok uzun yıllar yaşayabilir. Evet, yine kitabımızdaki etkinliğimize devam edelim. Canlıların 7 ortak özelliğini yazmanızı istesem, dersimizin başından bu yana üzerinde çok durduğumuz o 7 özellik vardı. Zihninize toparlayın şimdi. Ve dilerseniz onu birlikte yazabiliriz. Evet, büyüme, beslenme. Tekrar söylüyorum, biz şimdi burada büyüme, beslenme olarak, evet, bu özelliklerin hepsini sıralayacağız ama eminim size ayrıntılı bir şekilde sorduğumda büyüme nasıl büyürdü canlılar? Hangi canlı nasıl büyürdü? Beslenme, hangi canlı nasıl besleniyordu bir anlatır mısınız dediğimde hepinizin zihninde cevaplarının çok güzel oluştuğuna eminim. Evet, canlılar büyür, beslenir, hareket ederler, tepki verirler, çoğalırlar, solunum yaparlar, boşaltım yaparlar. Peki, hava, su ve toprak neden cansızdır? Az önceki yine ders kitabımızdaki etkinliğimizde tablomuza bakarak bunu cevaplamıştık, hatırlıyor musunuz? Nedendi? Hava, su ve toprak neden cansızdı? Çünkü hava, su ve toprak 7 canlı özelliğini göstermezler ve bu yüzden hava, toprak ve su canlı değildir. Şimdi kitabımızdaki etkinliğimizle devam ediyoruz. Cümleleri okuyalım. Doğruysa başına D yazacağız. Yanlışsa Y yazacağız. Hadi birlikte yapalım. Ayçiçeği çiçeklerini ve yapraklarını güneşe doğru çevirir. Düşünün, birçoğunuzun zihninde canlandığını ve cevabı bulduğunuzu düşünüyorum. Evet, doğru. Gerçekten de ayçiçeği yapraklarını güneşe doğru çevirirdi. Canlıların yaşamlarına devam etmesi için besine ihtiyacı yoktur. Öyle mi acaba? Bir düşünelim. Canlılar yaşamlarını sürdürmek için besine ihtiyaç duyarlar mı, duymazlar mı? Duymazlar. Yanlış. Çünkü canlılar büyümek için, yaşamlarını devam etmek için besine ihtiyaç duyarlar çocuklar. O yüzden buna yanlış dedik. Peki, hayvanlar doğurarak ya da yumurtayla mı çoğalırlar? Evet, doğru. Hayvanlar doğurarak ya da yumurtayla çoğalırlardı. Doğru. Canlı ve cansız varlıklar aynı özellikleri taşırlar. Sizce yanlış. Öyle mi? Bir düşünelim. Canlı ve cansız varlıklar aynı özelliklere sahipler. Hayır. Tabii ki yanlış. Canlıların özelliklerini incelemiştik ve o özelliklere sahip olması gerektiğini birlikte konuşmuştuk. O yüzden aynı özellikleri taşıdıklarını kabul edemeyiz ve buna doğru diyemeyiz. Bu yüzden yanlıştır çocuklar. Bitkiler çoğunlukla tohumla çoğalırlar. Acaba doğru mu? Evet, doğru. Bitkiler dersimizde de gördüğümüz gibi çoğunlukla tohumla çoğalırlar. Peki, hava, su, toprak canlı varlıklar mıdır? Düşünüyoruz. Aslında derse başlamadan önce belki de size sorabilsem ve siz duysam aklınıza bu konuda en çok takılan soru belki de buydu çocuklar. Hava, su ve toprağın çoğumuz tarafından, çoğu kişi tarafından canlı mıdır acaba diye düşünüldüğünü konuşmuştuk. Ama bence öğrendiklerimizden sonra, bu dersimizden sonra buna vereceğimiz cevabın çok net olduğunu ve çok iyi anladığımızı düşünüyorum. Hava, su ve toprak canlı varlıklardır. Hayır, yanlış. Hava, su ve toprak
cansız varlıktır. Canlılar için çok önemlidir, olması gereklidir ama canlı değildir. Hayvanlar hareket edebilirler. Evet, hayvanlar hareket edebilirler. Canlı ve cansız varlıklar dışarıdan etki olmadığı sürece hareket edemezler. Doğru. Yine kitabımızdaki etkinliğimize devam ediyoruz. Görseli inceliyoruz. Tohumun çimlenmesi için neler gereklidir? Düşünelim. Dersimizde görmüştük ve hatırlamaya çalışalım. Evet, tohumun çimlenmesi için su ve toprağa ihtiyacı var. Bitkinin büyümesi için ne gereklidir? İşte büyümesi için su, toprak ve güneş gereklidir. Evet, bu varlıklardan canlı olanlara sizlerden işaretlemenizi istiyorum. Balıklar bakalım. Canlı. Evet, canlı. İlk görselimize baktık ve balık. Balık canlı, canlı olduğu için balığa bir tik işareti koydu. Ağaç canlı. Ağaç, evet, ağaç da canlıdır ve onu da işaretledik. Çiçek. Denizi işaretlemedi. Çünkü deniz canlı değildir. Çiçeği çiçek işaretledik çünkü çiçek canlıdır. Taş değildir ve işaretlemedik. Bulut canlıların değildir, özelliklerine sahip olmadığı için bulutu da işaretlemedik. Araba. Araba da canlılara ait özellikleri taşımadığı için arabayı da işaretlemedik. Kuşu işaretledik çünkü evet kuş canlıdır, canlı ve özelliklerini taşır. Ateşi işaretlemedik. Şimdi sizlerden bunu bir yere not almanızı istiyorum. Ve bugün size belki evde dersleriniz bittikten sonra yapacağınız çok güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Belki birçoğunuz yaptı ama yapanlar için belki tekrar yapmış olurlar ve eminim çok hoşunuza gidecek. Yapmayanlar da denemiş olurlar. Malzemelerimiz bunlar. 4 tane kuru fasulye, 4 tane arpacık soğanlı küçük soğan, 1 kavanoz, su, bardak, kağıt bir havlu ya da peçete, saksı ve toprak ve aşamaları kaydedeceğiniz bir kağıt ve kalem işimize yarayacak. Nasıl yapacağız bunu? Resimde de gördüğünüz gibi öncelikle bir yere bunu ne zaman yaptığınızı, bütün gözlemlerinizi lütfen not edin. Hatta bunu gün gün yapın ki hangi gün, bu etkinliği yaptığımızın kaçıncı gününde hangi özellikleri gözlemlediğimizi görelim. Bir bardak suyun içine 4 tane kuru fasulyemizi koyduk. Bir gün suyun içinde bekleteceğiz. Kavanozu kağıt havlu ya da peçeteyle dolduruyoruz. Ve kavanoza içindekiler suyu emene kadar su ekliyoruz. Tohumları suyun içinden alarak kuruluyoruz. Ve kavanozun yan tarafından dışarıdan görülecek şekilde aşağıya doğru fasulyelerimizi koyuyoruz. Soğuk olmayan ve karanlık bir dolaba koyuyoruz. Her gün kontrol ediyoruz ve eğer nemli tutmamız gerekiyorsa ara ara biraz su ekleyebiliriz. Fasulyelerin, eğer fasulyeleri bu şekilde yapar ve muhafaza ederseniz birkaç gün içinde çimlendiğini göreceksiniz. Tohumlardan kökler çıkacak ve bir iki hafta sonra bitkilerin kökleri aşağıda olacak şekilde küçük sakslara diktiğimizde hazır olmuş olacak ve onu artık düzenli sulayabiliriz. Bu da bitkilerin yaşam döngüsünü görmemiz için bize güzel bir örnek olacaktır diye düşünüyorum. Evet çocuklar, biz bugünkü dersimizde sizlerle neler öğrendik? Önce canlı ve cansız varlıkları öğrendik ve canlı varlıkların sahip olması gereken özellikleri öğrendik. Neydi bunlar? Büyüme, beslenme, hareket etme, çoğalma, solunum, tepki verme ve boşaltımdır. Sizin de bu cevapları zihninizden geçirip bana şu an söylediğinizi duyuyor gibiyim. Evet, burada da bitkilerin yaşam döngüsünü görüyoruz. Tohum, tohum çimleniyor, genç bir bitki. Merhaba arkadaşlar, benim adım Asmin. Bugün sizlerle birlikte 3. sınıf fen bilimleri dersini işledik. Ben 4. sınıfa gittiğim için kitabım yoktu. Ama lütfen siz not edin. Ben not ettim birkaçını. Siz de notunuzu alın. Güzelce kitabınızda yapın. Ben 4. sınıfa gittiğim için yapamadım. O yüzden siz yapın. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Lütfen abone olmayı unutmayın.